Merhaba Aydın Hocam, hoş geldiniz. <laughs> evet, sizinle daha önce de bir sürü yayın yaptık. E, konu ortopedi olunca çok da merak edilen soru var. E, gelişmeler de var. Aslında biraz e, geçmişten gelen bir tedavi yöntemi ama belki günümüzde biraz popüler oldu. Kök hücreden bahsediyorum, evet. sizin de anlayacağınız gibi. Merak ediyoruz, tam olarak bu kök hücre tedavisi nedir? Sizin alanınızda nasıl kullanılıyor? Evet, tabii kök hücreler çok uzun yıllardır biliniyor. Ee, 1900'lü yıllardan beri. E, biz son yıllarda bunu daha çok kullanır olduk. Daha yaygınlaştı. Çünkü daha kullanılabilir, ulaşılabilir kitler hazırlanabilir şekilde kliniklerde artık hastanelerde daha çok hastaya daha uygun şekilde ucuz şekilde artık yapılabiliyor. Kök hücre aslında ana hücre demek. Kök hücre başka hücrelere dönüşme potansiyeli olan hücreler ediyoruz. Aslında bunun en güçlü olanı anne karnında döllenme olduktan sonra oluşan ilk dört hücreden biri aslında. Hmm. En güçlü olanı o. Oradan her şeyi üretebiliyoruz. Organlar yapabiliyoruz. Sistemler her şeyi üretebiliyoruz. Ama tabii bizim kullandığımız kök hücreler artık işte bu en güçlü olanı bebek kordon kanından ya da daha erişkin tipi insanların vücudunda yerleşmiş mesela karın Yağında yerleşmiş, kemik iliğinde yerleşmiş artık e, kan hücresi üreten ya da mezenşimal dediğimiz bağ dokusunu üreten hücreleri farklılaşmış kök hücreleri biraz da aslında kullanıyoruz daha güvenli olarak. Evet, 20 yaş kökünde de galiba kıymetli evet. bir kök hücre varmış. Yani tabii çok bu e, kolay bir şey değil uygulanan bir şey. Değil ama evet. bildiğim kadarıyla orası da kıymetli evet. değil mi hocam? Böyle uygulamalar da var kulak arkasından Hı -hı. işte saçlı deriden karın yağlı dokudan kemikliğinden, vücudun mesela dizin içerisindeki sinoviy hücrelerinden, farklı farklı bölgelerinden bizim kök hücreleri elde etmemiz mümkün. Aslında vücudumuzda her yerde var Hı -hı. ama bazı yerlerde daha yoğun var. En yoğun olduğu yerde karın yağlı doku ve kemikili aslında. Evet. Peki hocam nasıl elde ediliyor? Onu da biraz sormak istiyorum çünkü farklı farklı yöntemler var. Bir dönem işte kulağınızdan ya da e, karın yanınızdan aldığında yurt dışına gidiyordu, uzunca bir süre orada işlemden geliyordu. işte evet. e, Orada çoğalması, klonlanması doğal evet. yolla bekleniyordu, evet. tekrar geliyordu falan uzunca bir proseste. Hala proses böyle evet. mi? Ya Yoksa kolaylaştı şöyle, mı? Burada aslında kavramı do doğru oturtmak adına kök hücreyi biz nasıl hazırlıyoruz? Da i̇lk önce şöyle bir kafa karışıklığı var. Hı hı. Biz kök hücreyi karın yağlı dokudan ya da kemik iliğinden alıp 45 dakikalık bir işlemle... Onu ayrıştırıp uygulayabiliyoruz hı hı. ya da bu aldığımız hücreyi laboratuvara götürüp orada çoğaltıp uygulayabiliyoruz. İki farklı yöntem var aslında temelde bakarsanız. Hı hı. Bu iki yöntemi de aslında kullanıyoruz. tabi. iki yöntemde de e, hastaların tanıları, teşhisleri ne hastalığı ne ona göre Hani ayrımlar yapılabilir, bazı ülkelerde hukuki problemler, farklılıklar olabilir. Hı -hı. Bazen başka hastalardan alıyoruz, bu kök hücreyi çoğaltıyoruz, uygulayabiliyoruz. Hı -hı. Bunlar için özel izinler gerekiyor. Tabii en basit ve en uygulanır olanı ve en etkili olanı aslında taze şekilde bunu iliğinden, karın yağlı dokudan alıp uygulamak. En çok uygulanan yöntem bu. Laboratuvar ortamında çoğaltıp uygulama işlemi tabii o çok farklı bir Hı -hı. konu. Yani o konu daha detaylı. Biraz daha estetik evet. alanında zaten uygulanıyor herhalde evet. o. E şunu da sormak istiyorum hocam. En çok hangi hastalarda efektif sonuçlar veriyor, etkili sonuçlar evet. veriyor? Aslında kök hücre tıbbın bütün alanlarında kullanılıyor Hı -hı. şu anda. Ortopedide, plastik cerrahide, sinir hastalıklarında, çocuk hastalıklarında, kanser hastalıklarında birçok alanda kök hücreler uygulanıyor. Ortopedi alanında biz en çok eklem kıkırdağında ve bağ doku Rahatsızlıklarında bu kök hücreden faydalanıyoruz. Eklem kıkırdağında bir zedelenme olduğunda bazen sadece kök hücre uygulamasıyla bu eklem kıkırdağındaki problemi ortadan kaldırabiliyoruz. Bazen ameliyat yaparak orayı tamir ederek yaptığımız işlemlere kök hücre ekleyebiliyoruz. Menisküs yırtığını eğer kaynayabilecek bir yerde ise kök hücre uygulayarak daha hızlı kaynamasını sağlayabiliyoruz. Ama kaynamayacak durumda ise onu diktikten sonra üstüne kök hücre uygulayarak daha iyi kaynamasını sağlayabiliyoruz. Evet, Bir de kök evet. hücre ile e, PRP birbirine çok karıştırılıyor. Evet. Diğer işte İngilizce inisiyallerinin okunmasıyla PRP diye de duyabilirsiniz sevgili izleyenler. Evet. Aynı şey midir veya farkı nedir hocam? Evet, aslında çok iyi sordunuz bunu. Çünkü hastalar kök hücre yaptırdım diye geliyor. Biz direkt nasıl yaptırdınız diye soruyoruz. <laughs> Çünkü kök hücre e, çok e, kolay ta, e, tabir edilen bir şey. Ve insanların direkt aldığı bir şey. Ama PRP deyince o ne? Yani PRP ne oluyor? Çünkü insanlar? hocam Plazma... birazcık e, reklam evet. açısından parlak evet. bir isim. Bence evet. o yüzden de biraz e, içi evet. boşaltılarak kullanılıyor evet. ama. Yani o nedenle kök hücre nasıl uygulandı diye sorguluyoruz. Hı. Kandan alınak, alınarak uygulanan e, tedavi genelde PRP tedavisi. Son zamanlarda eksozom tedavisi hı hı. kandan alınarak etkili bir şekilde uygulanıyor. Yaygınlaştı o da. E bunları ayırt edebilmek için tabii şöyle bakmak lazım. Kök hücre dediğimiz şey. Vücudumuzun belli bölgelerinde yoğun şekilde var. PRP, platelet-rich plazma yani trombositten zengin sıvı demek aslında, beyaz kan hücrelerinden zengin sıvı. Bu da kandan elde edilen bir şey. Şöyle düşünebiliriz: Kök hücreler, süper kahramanlar, istedikleri hücreye dönüşebiliyorlar. E trombositler de asker, çok güçlü askerler gittikleri yerleri tamir etmekte yardım Hı -hı. ediyorlar. Yani kök hücrenin başka hücrelere dönüşme potansiyeli var. Eklem kıkırdağında mesela zedelenen dokuyu tanıyabiliyor. Cemotaksis denen bir şey var. Oradaki zedelenen dokudan salınan kimyasalları hissedip oraya göç edebiliyor, migre olabiliyor. Oraya e, reseptörleriyle tutunup oradaki hücreye dönüşebiliyor. Böyle özellikleri var Hı -hı. ama PRP uygulandığında PRP'nin mekanik olarak bir eklem yüzeyinde yağlama etkisi var ve oradaki salınan stokinler PRP dediğimiz Trombositlerin içerisinde var olan aktif bazı bileşenler, bunlar hücreleri etkileyip iyileşmeye doğru götürebiliyorlar. O <laughs> e, salgılandığı zaman onların içerisindeki maddeler orada iyileşme reaksiyonu başlıyor. İkisi farklı şeyler aslında. Evet, ben PRP'ye evet. en çok sizin alanda hocam dizde sıvı kaybı evet. diye bildiğimiz o rahatsızlıkta duydum. işte sıvı kaybı olanlara konu komşu birbirine de hep tavsiye eder. Ya, evet. İşte benim sıvı kaybım vardı, PRP yaptım çok iyi geldi evet, iyi e, gibi. Evet, orada mı etkileiyor? İyi. Çok? Tabii ki. En çok uyguladığımız yer eklem içi ya da Hı -hı. eklem çevresindeki bağların köklerini uyguluyoruz. Ama tabii estetik amaçlı bu cilt altına, saç köklerine ya da işte üreme sağlığı açısından yumurtalıklara falan da uygulanabilen yöntemler bunlar. Birçok alanda uygulanıyor. Hı -hı. Aslında mantık şu. Trombositler bir yerimizde delendiğinde ilk böyle oraya koşan giden önce birlikler askerler oraya gidip orada bir içlerindeki sıvıları patlıyorlar boşaltıyorlar etrafa oradaki hücreleri canlandırıyorlar ve oraya diğer hücreleri çağırıyorlar. Kolajen de ürettiriyor herhalde hocam. Tetran de ürettiriyor. PRP böyle bir etkiye sahip. O nedenle hem eklem kıkırdağında hem yumuşak doku zedelenmelerinde ciddi bir ağrıda azalma görüyoruz. Zaten eklemin içerisine yapılan enjeksiyonlar eklemin ağrısını azaltıyor. Çünkü eklemde kireçlenme nedeniyle sıvı azalması dediğimiz durum var ya, aslında çoğu zaman aslında o sıvı azalmıyor. Bazen çoğu durumda aslında artıyor eklemi iyileştirmek için. Çünkü eklemin içerisinde sinovyum dediğimiz bir doku var ve elindeki tek güç oraya sıvı üretmek, oraya sıvı salgılamak. O sıvının içerisinde de o dokuları iyileştirmek için gerekli maddeler var. Ama çok ilerlemiş kireçlenmelerde menisküs, eklem kıkırdağı işte dizin içerisindeki bağ dokusu uyum dokusu o sıvı çok kalitesiz bir hale geliyor. Siz o sıvıyı seyrettiğinizde ya da çekip yerine PRP yaptığınızda hı hı. ya da çekip içine eklem sıvısı, hyaluronik asit, kolajen yaptığınızda ya da kök hücre yaptığınızda oradaki sıvıyı yenilemiş oluyorsunuz. Bu bir motor yağının değişimi gibi düşünün. Hı hı. E, o motorun yağının belli süreli aralıklarla değişmesi gerekiyor. İşte bir 20 bin bakım, 30 bin bakım. İnsanlarda da öyle. Eklem kireçlenmesi olan kişilerde o eklemin içerisindeki sıvının değiştirilmesi eklemi rahatlatan bir durum. O nedenle ne yaparsanız yapın oraya akut olarak orada bir ağrıda azalma zaten yaratmış oluyorsunuz. Hı hı. Sonraki aşamalarda o trombositlerden salgılanan iyileştirici faktörler oradaki hücrelerin iyileşmesi yönünde onlara mesajlar veriyorlar. Ama Durum söz konusu kök hücre ise kök hücre yapmışsa kök hücreler ona ek olarak kendileri gidip zedelenen dokuya yapışıp orayı tamir edip o dokuya dönüşebiliyorlar. Hı hı. Yani onların arasında öyle bir farklılık var. Peki hocam olası ameliyatlar için bu yöntemler kök hücre ve PRP alternatif midir? Henüz değil ama şöyle olabilir. Erken aşamalarda mesela biz e, kireçlenen hastayı da görüyoruz son aşamada. Ama o kireçlenen hastanın aynı kişi olmasa da 20 yıl önceki halini de görüyoruz. Hı hı. Çünkü aynı gün iki farklı hasta geliyor. Bir tanesinin dizinde çok hafif bir menisküste problem var. Biliyoruz ki 15 yıl sonra bu hastanın dizi kireçlenecek önlem alınmazsa. Biz o hastaya diyoruz ki biz sana kökücü yapalım, PRP yapalım, proloterapi yapalım, i̇şte biraz kilo ver, egzersiz yap, kolajen verelim, biraz yaşam hı hı. şeklini modifiye edelim. Ee, biz senin dizini kireçlenmeden koruyalım. Hı hı. Ama 20 yıl sonraki hali geliyor o hastanın. Aynı kişi değil ama farklı kişi ama biliyoruz 20 yıl sonraki hali. Çok ileri kireçlenmiş. Hı hı. Artık her şey bitmiş yani son aşamaya gelmiş. Bu hasta da semptomatik olarak eklem kıkırdağını, menisküsü besleyecek. Oradaki dokuları biraz kayganlaştıracak eklemi ee, sağlamlaştıracak yöntemlerle de semptomatik iyileşmeler yapabiliyoruz. Yani kök hücre uyguladığımızda bu son aşamadaki hastanın dizinde ameliyata alternatif bir tedavi olmasa da orada hı hı. semptomatik olarak bir rahatlama yaratabilir. Onun geçici olarak rahatlamasını, daha rahat yaşamasını sağlayabilir, sağlamaya da bilir bu bir oran çerçevesinde çünkü bazı hastalara fayda da etmeyebilir hmm. ama başlangıç aşamalarında ya da orta aşamalarda yakaladıysak çok etkili bir tedavi. Peki hocam disk kireçlenmesini de sormak istiyorum. O da biraz romatizmayla karışıyor. ...ikisi aynı şey midir? Çok belirgin e, rahatsızlık farkı var mıdır? da e, Romatizmal farkı? hastalıklar aslında şöyle algılamak lazım. Biz Peki her şey. tam nerede oluyor hocam? Onu makette de görürsek çok seviniriz. Evet. Kireçlenme dediğimiz şey aslında çoğu zaman kireç birikmesi değil. Hı hı. Biz Kireç birikmesi olarak hemen algılıyoruz. Ben çok şey bir örnek veriyorum. Reklamlarda çıkar ya böyle bulaşık makinesinden evet, bir alet evet. çıkarır üstü kireçlenmiştir. <laughs> i̇şte şunu kullanırsanız bu ben kireçlenmez. Ben de anlatırken gözümde hep o sahne <laughs> Evet. Öyle algılanıyor çünkü kireçlenme. <laughs> Şimdi kalsinoziz denen bir şey var. Zaman zaman öyle de oluyor. <laughs> yani kristal birikimi oluyor eklemlerde. Ama çoğu zaman yıpranma demek. Çoğu zaman eklemin işlevini yitirmesi demek Kireçlenme. Ben böyle ponza taşı gibi bir şey gözümün önüne <laughs> evet. geliyor kireçlenme dediğinizde. Evet, o ponza taşı mesela içeri gözenekleri Hı -hı. şeydir. O mesela e kemik ufalandır. erimesi evet. diyebiliriz ona mesela. Aha. Kemik erimesini tasvir edebiliriz. Ama kireçlenme dediğimiz şey eklem yüzeyinin bozulması demek. Eklem yüzeyindeki kıkırdakların eskimesi demek. Menisküsün eskimesi hı hı. demek. Giydiğiniz hı hı. ayakkabının eskimesi gibi ya da kıyafetinizin dokusunun eskimesi gibi bir şey aslında zaman içerisinde oluşan ve çok kolay travmalarla, çok basit böyle kalkma, düşme e, hareketlerle yıpranmanın artması demek kireçlenme. Belli bir süreden sonra da zaten bu eklem yüzeylerinde menisküsler, kıkırdaklar birbirini desteklemediğinde bizim baş edemeyeceğimiz şekilde bir ağrı, hareket kısıtlılığı hı hı. gibi sorunlara yol açabilir. O zaman tabii çok geçmiş oluyor artık vakit. Eklem şu öndeki kemik patella kemiği, ayna kemiği, dizin ayna kemiği. Hı hı. Hemen üstündeki femur kemiği, altında da tibia var. Bu tibia kemiği, uyluk kemiği, kaval kemiğinin üzerinde mavi renkle gördüğümüz menisküs. Menisküs kaval kemiği ile uyluk kemiğinin birbirine uyumlanmasını sağlar, hı hı. birbirine yakıştırır o şeyleri. Hı hı. Ulak gibi. Evet, yani çünkü menisküs biraz böyle oval şekildedir. Yani hı hı. derindir. Derinleştirir. Çünkü alttaki kemik dümdüz. Dümdüz bir kemik onun üzerinde şöyle tutacak bir şey lazım üstteki kemiği o da menisküs aslında. Hı hı. Böyle tutuyor tuttuğu yüzeyde de kıkırdak var. İki tane yumuşak yüzey birbiriyle çok iyi anlaşır birbiriyle böyle kardeş kardeş geçinirler herhangi bir sıkıntı olmadan yaşarsınız. Ama bir tanesi bozulmaya başladığında bu sefer o üst taraftaki kıkırdak yumuşak yüzey hı hı. daha çok e, yük almaya başlar. Yumuşamaya başlar, kıkırdaklar zedelenmeye başlar, kireçlenme süreci başlamış, orta aşamaya gelmiş. Sonrasında eklem kendini tamir etmeye çalışır. Kıkırdağım azaldı, kıkırdak yapmam der, eklemi büyütmeye başlar kenarlardan. Hmm. Çıkıntılar oluşur, osteofit dediğimiz bu they sefer, they evet, eklemin çevresi böyle pleasure, eklem şişer be? ya böyle hmm. büyür kireçlenen eklem, çünkü. E, kıkırdak yapmam lazım biraz daha kıkırdak yapalım, yapalım daha iyi yürüyelim daha iyi gezelim diye düşünür hı hı. kıkırdakları yapmak için biraz daha genişletir sonra eklem laşka ile geldiği için gevşediği için der ki benim bunu sıkılaştırmam gerekiyor en iyisi biraz hareketlerimi kısayım biraz daha böyle küçük hareketler yapayım küçük hareketler yapayım ki dizim yerinden fırlamasın diye düşünür eklem kendisi hareket kısıtlılığını oluşturur ama bunları yaparken e, bunları yaptığı alan dardır çok dar Kapsülün içinde yapar bunu. Kapsülün içerisinde sinoviyo hücreleri artmaya başlar. Sinovial hipertrofi olur. Eklem kenarlarından kemikler çıkmaya başlar. Ondan sonra eklemin içindeki sıvı artar çoğu zaman aslında kireçlenmede. Eklemin arkasına balonlaşır. İç i̇şte taraftaki sıvı artar. Hı hı. Eklem eğilmeye başlar. Büzülmeye başlar. Kendini küçültmeye çalışır. Çünkü küçültmezse gevşek. Küçültecek hı hı. ki kendini. Hareketini kısıtlayacak ki daha stabil olsun. Bunları yaparken hep iyi niyetlidir aslında ama sonuçta bu kireçlenmeye neden olur, sedanter bir yaşama, hareketsiz bir yaşama neden olur ve ağrıya neden olur ve hareket kısıtlığına neden olur. Evet, kireçlenme tedavisinde kireçlenme bu. de kök hücre kullanılıyor mu hocam veya tabii PRP? Ki, tabii ki, Hı -hı. kireçlenme tedavisi zaten bizim en çok kök hücre ve PRP uygulamalarında uygulama yaptığımız hastalık. Kireçlenme hastalığı her aşamasında yapıyoruz. Kireçlenme başladığında o bahsettiğimiz menisküsteki ozedelenmeler başladı, bağ dokudaki, kıkırdaktaki. Çok iler aşamaya geldi artık, son aşamaya geldi. E, o aşamalarda da kök hücre tedavileri uyguluyoruz ama etkinliği değişiyor işte. Başlangıç aşamasında yaptığımızda, uygun önlemleri aldığımızda hastamızı kurtarabilirken son aşamalarda da ...semptomlarda azalma yapabiliyoruz. Hı hı. Eğer işe yaramıyorsa da protez yapıyoruz ya da başka ameliyatlar yapıyoruz. Evet hocam artık tüm dünyada e, evet. tedavilerden daha kıymetlisi belki de preventive medicine dediğimiz önleyici hekimlik. E, dolayısıyla onu da sormak istiyorum. Önlemek için kireçlenmeyi, o bahsettiğiniz o ileri aşamalara gitmek için yapılan bazı yöntemler var mıdır? Evet önce annenize babanıza bakacaksınız. Hı hı. Nasıl dizleri ağrıyor mu? Bacakları eğilen var mı? Çünkü hı hı. genetik bir durum bu. Genelde dizilin bozukluğuyla çok ilintilidir. Romatizmal hastalıklar ayrı tutuyoruz. Romatizma çünkü az önce sorduğunuz yarım kaldı. Romatizma kişinin bağışıklık sisteminin kendi hücrelerini tanımamasından kaynaklanan bir hastalık. Ha. O başka bir şey. Hı hı. Eklem kıkırdağını diyor ki ben bunu tanımıyorum en iyisi ben bunu uzaklaştırayım. Onu yemeye başlıyor. Otoimmün hastalık hastalığı. Evet, Otoimmün bir hastalık. Hı. Ya da işte bağ dokuda. Farklı farklı çeşitleri var. Farklı farklı boyutlarda Ciddiyette bu hastalık. Bazısında 30 yaşında, bazen 15 yaşında juvenil erken yaşta ortaya çıkıyor. <laughs> çok hızlı bir şekilde hasta yürüyemez hale getirken bazen de böyle 50'li 60'lı 70'li yıllara kadar devam edebiliyor. Romatizmal hastalıkları kenarda tutarsak kendi ailemizde bakacağız genetik predispozan yani genetik yatkınlık var mı? Annede mesela benim babamın dizleri protez. Benim çok <laughs> dikkat etmem lazım. Yani o yüzden sürekli kolajen kullanıyorum. Siz Kaslarım... mi yaptınız hocam? Evet babanızı. biz yaptık. Kaslarımızı... <laughs> ne zordur insanın ailesine <laughs> de bir işlem yapması. Kaslarımızı arkadaşlarla yaptık diyeyim. Biz tek <laughs> başımıza babayı bırakmıyorlar çünkü. <laughs> Cerrahlara. <laughs> evet, evet, evet. Ee, yani kendi ailenizden birini ameliyat etmek çok uygun olmuyor. Evet. Ee, ama Yazılı mesela... olmayan bir kural da olsa aslında <laughs> evet, evet. E, tabii önemli. Mümkünse Duygular giriyor ki. Mümkünse çünkü içine. birinci derece yakınlar olmaz. Hı -hı. dizlerin çevresindeki kasları güçlü tutacağız. Kilo almamaya çalışacağız. Hı -hı. Biraz Fit durmaya çalışacağız. Destek tedavilerini zaman zaman kullanacağız. Bol bol su içeceğiz. Bunlar önemli zengin bir şekilde besleneceğiz. Herhangi bir travma yaşadığımızda herhangi bir ağrımız olduğunda mutlaka kontrolünü yapacağız. Hı hı. E, uygun önlemleri alacağız. İğneyse iğne, tablet, enjeksiyonsa, kök hücre ya da e, kireçlenme olacaksa ameliyat, artroskopi, menisküs yırtı, ön çapraz bağ zedelenmesi, hı hı. ön çapraz bağda işte e, tamir yapmazsak sürekli öne doğru kayıyor. Ne yapacak? Hı hı. Sürtünecek bir süre sonra. Menisküsü tamir etmezsek ne olacak? E, uygun değil. iki eklem kemik kıkırdak zedelenmeye başlayacak. Hı hı. Yani e, hepsi aslında da belli mantık, doğru bir tane aslında. Hı hı. Yani hı hı. farklı farklı görüşler oluyor her hastalıkta çünkü. Aslında doğru bir tane ama yaklaşımlar farklı. Ee, bu hastalıklar belirlenecek varsa oluşturacak risk faktörleri varsa onlar belirlenecek. Herkes kendinin de farkında olacak. Ee, zorla mesela siz futbol oynuyorsunuz. Hı -hı. Her hafta halı sahaya gidiyorsunuz ama 50 yaşındasınız mesela. Hı -hı. Diziniz ağrıyor. Gitmeyeceksiniz yani Hı -hı. oraya. Onun Bir de hiç yapılmayan beş, sporlara geç başlamamak evet, lazım. Değil mesela mi? tenis, futbol gibi tabii, böyle. mesela 40 yaşından oluyor. sonra, 45 yaşından sonra vücudunuz uygun değilse, yatkınlığınız varsa bir tenis bir işte fitness, bir ağır sporlar falan bunlara başlanırsa bu bu gerçekten çok ciddi sıkıntıya sokan bir şey yani bünyeyi. Bile bile lades gibi bir şey oluyor aslında. Evet, son 1-2 dakikamız. Evet. şunu da sormak istiyorum. Artık beslenmenin sağlıkla çok ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Eskiden paça mevzusu vardı işte içinde kolajen var, ekleme çok iyi gelir diye. O evet. zaman tabii kolajen takviyeler yoktu hocam. E, kolajen ne kadar etkili özellikle bu önleyici e, hekimlikte? Evet kolajenler son dönemlerde tabii çok moda oldu. E, Hı -hı. Bunun nedeni şu e, kolajen bizim vücudumuzda bütün dokularımızda var olan bir bileşik. Hı -hı. Bir e, amino asitlerden oluşan bir protein ee, olmayınca olmayan bir şey. Vücudumuzda kolajen olmazsa biz böyle yere yığılırız yani hiç Hı -hı. bir şey tutmaz bize. Hı -hı. Yani o tutuyor bizi ayakta, Hı -hı. Ee, dik durmamızı, yüzümüzün Hı -hı. gergin olmasını, saçımızın dik durmasını işte. Yani her şeyimizi sağlayan aslında kolajen. Ee, o nedenle tabii kolajeni kullanırken de e, kolajenlerin molekül büyüklükleri bizim için çok önemli. 2000-3000 dalton arası emilimi iyi olan, e, bağırsaklardan emilebilen peptitler. Kolajen çok büyük bir molekül siz onu bütün olarak alsanız hiç emilmeden atılır. Çok az parçalanıyor çünkü. Hı -hı. Hidrolize edilmiş şekilde yani işlemden geçirilip küçük küçük peptitler halinde aldığınız zaman bağırsaklardan emilim oranı çok yüksek. Sürekli paça çorbası içerseniz e, biraz belki kilo alabilirsiniz yani çünkü <laughs> paça çorbası <laughs> yağlı olduğu, olduğu için kolesterol tabii. yapabilir. Paça çorbasını çok kaynatmış olsanız bile onun içerisinde hidrolize etme yani kolajeni parçalama oranınız hiçbir zaman dışarıdan alacağınız bir kolajen ürünü kadar olmayacaktır. Hı hı. Ama ben şunu da demiyorum. Bütün işte yaşamınız boyunca kolajen tüketin sürekli dışarıdan hı hı. alın. Bu da aslında doğru bir şey değil. Çünkü ilaçlar için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Destek tedavileri için sürekli kullanmamak lazım. Hı hı. Bir vitamin desteği almanız gerekiyorsa da ben hep markayı değiştirerek kullanılması evet, gerektiği taraftarım. Evet. Ve de sağlıklı bir insan için yılda 3 ay belki hani yeterli olacağını düşünüyorum. E, osteoartrit olan, kireçlenme olan hastalarda da değiştirilerek, formları değiştirilir, dozlar değiştirilir, hı hı. kullanılabilir. E, çok faydalı gerçekten de insanlar hani kullanmaya başladıktan sonra çok ciddi şekilde e, ciddi işte ağrılarda, kemik hı hı. erimesinde, eklem e, sağlığında çok ciddi faydaları olan bir tedavi. Hocam çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Çok kıymetli bilgilerdi. Yeniden ederim. sizi burada ağırlamak <gülüyor> dileğiyle. <gülüyor> Evet efendim sıra geldi.